Amerikan dolarının alternatifi olsaydı bu ne olurdu? 2022 Davos toplantısında bir araya gelen elitler hem bu soruya cevap aradılar hem de doların kısa ömrünün kaldığını itiraf ettiler. Küresel elitlere göre dolar hala güçlü bir silah olabilir. Ama şimdilik. Çünkü Amerikan dolarına olan güven şu ana kadarki en düşük seviyede. Ve Rusya'ya yaptırım uygulandıkça doların sonuna daha hızlı yaklaşacağız. Evet, IMF'nin son paylaştığı rapora göre merkez bankalarının ellerinde tuttuğu dolarların oranı 25 yılın en düşük seviyesine geldi. 1999'da merkez bankalarındaki dolar miktarı dünyadaki paranın %70'inden fazlayken bu oran bugün %59'a kadar geriledi. Yani devletler her geçen gün ellerinde daha az dolar tutuyorlar. Doları güçlü yapan şey 2. Dünya Savaşı'ndan beri tüm dünyanın dolara güvenmesi ve küresel para birimi olarak kabul etmesiydi. Yani devletler dolara daha az güvenir ve ellerinde daha az dolar tutarlarsa bu, doların sonu anlamına gelir. Bu yüzden küresel elitler geçtiğimiz günlerde 2022 Davos zirvesinde bir araya geldiler ve yine dünyanın geleceğine dair konuları tartıştılar. Bu konuların başında da Amerikan dolarının geleceği vardı. Davos zirvesini düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu konuyla ilgili bir makale yayımladı. Makaleye göre Rusya'nın bugüne kadar uygulanan yaptırımlar karşısında ayakta kalabilmesinin sebebi bugüne kadar ekonomisini dolara olan bağımlılıktan kurtarmaya çalışmasıydı. Peki Rusya dolara olan bağımlılıktan nasıl kurtuldu? Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ABD'nin ve Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlardan sonra 300 milyar dolarlık varlığına erişemez hale geldi. Rusya'nın 600 milyar dolarlık rezervi olduğunu düşündüğümüzde bunun yaklaşık yarısını yaptırımlardan dolayı kullanamadığını söylemek mümkün. Rusya rezervlerinin %20'sinden fazlasını altın olarak tutarken sadece %16'sını Amerikan doları olarak tutuyordu. Kalan rezervin bir kısmı da Euro ve Yuan'dan oluşuyordu. Yani Rusya birçok ülke gibi sadece dolar rezervi tutmak yerine rezervlerini çeşitlendirdi. Bu yüzden Rusya yapılan yaptırımlara karşı bugüne kadar ayakta kaldığı gibi Rus para birimi ruble dolar karşısında son 7 yılın en değerli seviyelerini gördü. Peki bu nasıl oldu? Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar uyguladığında Rusya cevap olarak petrol ve doğalgazını dolarla değil ruble ile satacağını duyurmuştu. Yani Rusya ABD'nin 1974'ten beri uyguladığı sistemin benzerini getirerek kendi para birimine talebi artırmış oldu. Bu sistemi anlamazsak doların neden rezerv para birimi olduğunu da anlayamayız. Amerika 1971'den beri sınırsızca dolar basmasına rağmen dolar değerini kaybetmiyor. Amerika bunu petrodolar sistemiyle başardı. Yani tüm dünyada petrolün dolarla satılması. ABD bunun için 1974'te Suudi Arabistan'ı petrolünü dolarla satmaya ikna etti. Bunun karşılığında Amerika, Suudi hanedanının güvenliğini sağlayacaktı. Suudiler ve diğer petrol üreten ülkeler, petrolden kazandıkları dolarları Amerikan tahvillerine yatırmaya başladılar. Yani hem Amerikan dolarının sınırsızca basılmasına rağmen değerinin düşmemesini sağladılar, hem de Amerika'nın rekor seviyedeki harcamaları için borç vermiş oldular. Kısaca ABD ekonomisini finanse ettiler. Ancak bu durumda Rusya-Ukrayna savaşıyla değişmeye başladı. İngiliz Reuters'ın analizine göre Amerikan doları Rusya'ya karşı silah olarak kullanıldıkça bu Amerikan borç tahvillerine olan talebi de azaltıyor. Yani zaten ekonomik bir küçülmenin beklendiği Amerika dünyanın en borçlu devleti olmasına rağmen borç bulmakta zorlanabilir ve bu borçları ödeyemezse bir iflasla karşı karşıya kalabilir. Doların hakimiyetinin sorgulandığı böyle bir zamanda paraya yön veren finans çevreleri Davos zirvesinde bir araya geldi ve dolara alternatif olarak dijital paraları tartıştılar. Dijital paralarla ilgili belki de en önemli açıklamayı İsviçre Merkezi Banka Credit Suisse'in başkanı yaptı. Digital currency not because it's digital, I can pay with digital with my mobile, has nothing to do with central bank digital currency, but I think the fundamental change is the underlying business model is as I, as a retail customer, as a citizen, will have an account with the central bank. I don't have just an account with a commercial bank, I have it with the central bank. Yani Davos elitlerine göre özel bankalar ve merkez bankaları arasındaki ayrım dijital parayla birlikte kalkacak. Peki devletlere ait olduğu sanılan merkez bankaları hakkında nasıl böyle bir plan yapabiliyorlar? Bu sorunun cevabı halkın parasını basan merkez bankalarına halkın seçtiği hükümetlerin karışmasını istemeyen ve yıllardır merkez bankaları bağımsız olmalı diyenlerin kimler olduğunda saklı.